mizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü konu umutlarımızla ilgili. Başarıya doğru giden yöntemle ilgili. Bu duygularla güçlü bir inançla hepinizi selamlıyorum. Sizi sağlık dileklerimle saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında örnek davranışlarıyla mücadelemize destek olan gençlerimizi kutluyorum. Büyüklerimize İşten hürmetlerimi sunmak istiyorum. Evde kalarak artık mücadelenin en sağlam grubunu oluşturdular. Canlarımız partları çekse de evdeler. İşine giderken, mecburiyet gereği dışarı çıkarken, tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Birimiz diğerimize güç oluyoruz. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur. Değerli medya mensupları, korona salgını konusunda yürüttüğümüz iletişime katkınız büyük. Söz ve bilgi eğer onu taşıyacak bir mecra yoksa, tesirini gösteremez. Bunu doğrulukla, titizlikle yapan medyamıza teşekkür ediyorum. Halkımızın salgın konusunda merak ettiği birçok şey burada sizin sorularınızla açıklığa kavuşuyor. Ailelerimizin değerli fertleri. Ülkemizde virüsün görüldüğü ilk gün olan 10 Mart'tan 14 Nisan salı gününe geldiğimiz nokta nedir? Hastaların tespitinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Diğer ülkelerle aramızda benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Bir üstünlüğümüz varsa bu hangi sebeplerden kaynaklanıyor? Neden ısrarla direnmek önlem almak gerekiyor. Bugünkü sözlerim bu soruların cevabı olma amacını taşıyacak. Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz. Tedbirleri herkes aynı ciddiyetle yüzde yüz uygulayabilse umuttan çok daha güçlü kelimeleri seçeceğim. Diyorum ki kurallara istisnasız uyalım. Çok daha sıkı uyalım. Sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça Neredeyse uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır. Saygıdeğer vatandaşlarım, vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Yöntemlerde benzerlik olsa da her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hatta diyebilirim ki tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 11. haftada, İspanya'da 9. haftada, İtalya'da 8. haftada, Almanya ve Fransa'da 10. haftada, Çin'de 7. haftada bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaştı. Türkiye'de ise hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Yani dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Bunu daha açık ifade etmek için virüsün yayılma gücünü hatırlamalıyız virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız. Peki bu nasıl oldu? İşte bugünün asıl gündemi bu. Filyasyon kelimesini bu süreçte çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyon oldu. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Belki de filyasyon biz hekimlerin dilinden sizlerin gündelik hayatına karışacak. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun nedenli dikkat ve titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Burada bakanlığımız adına gururla kurduğum cümlelerin arkasında kimler olduğunu biraz sonra ifade edeceğim. Onların sayılarını da vereceğim. Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor, izlem altına alınıyorlar. Tanı konanlar izole ediliyor, tedavilerine başlanıyor. Zaman zaman test neden herkese yapılmıyor şeklinde eleştiriler oluyordu. Genel tarama zaten doğru yöntem değil. Güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Fakat eklemekte yarar var. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın Bulaşma ihtimali yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir hastalıkla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor. Ama demek istediğim bir şey var. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı ise maalesef filyasyon yerine sadece şikayetle başvuran vakalar üzerinden tanı ve tedavi süreci yolunu izliyor. Güney Kore ve Singapur gibi birkaç ülke ise genel tarama yapıyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görülmemesi tesadüfü değildir. Yöntemi ilkece benimseyen, en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. Bu performansı ciddiyeti verilerle ortaya koymak isterim. Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261.969 kişi tespit ettik. Bunların %95.8'ine ulaştık takiplerini yaptık. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251.028'dir. Bugüne kadar temas zincirinde yer alan 261.989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık %96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Toplamda filyasyon ekiplerimizce takipleri yapılan 251.028 kişi olmuştur. Peki yeni bir tanı konduğunda ta tam olarak ne yapıyoruz? Filyasyon süreci nasıl işliyor? Soruların cevabı şöyle. Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz. Kimlerle, ne zaman, nerede görüştüğünün, aile ortamı, aile bireyleri yakınları ve iş yeri arkadaşlarının sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde onun aile fertleri ve iş arkadaşları aynı adreste bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Bu noktadan itibaren de filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor. Bugüne kadar bahsetmediğim Filyasyon ekibi nasıl bir ekiptir? Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Bu ekipler her yeni koronavirüs vakasının tespitinde vakası, vakanın hikayesi alınır almaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Sadece iki gün iki gece zarfında. Filyasyon ekipleri doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir. Her yeni vakada hastalığı her yeni vakada hastalığa karşı A yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatı hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Filyasyon çalışmasında temaslı tak takibinin en yüksek oranda sonuçladığı il yüzde 99 ile Zonguldak, en düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa'dır vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4600'dür. Virüsü taşıyan kişilerle teması olmuş şüphelilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan bu ekipler mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasındadır. Bu mücadelenin şu aşamada henüz bilmediğiniz, adını duymadığınız pek çok kahramanı daha vardır. Ama bir gruptan hemen bahsetmem gerekir. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Temas sebebiyle şüpheli kabul edilen kişilerin takip bilgileri sürecin en başında aile hekimlerimize verilmektedir. Bu kişilerde belirti ortaya çıkıp çıkmadığı bizzat aile hekimlerimiz tarafından araştırmaktadır. Hekim arkadaşlarımız telefonla iletişime varıncaya kadar sıkı bir takip ortaya koymaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Söylediklerimden şu sonucu çıkarabilirsiniz. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Sokağa, apartmana, eve uzanmıştır. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar. Aynı zamanda sağlam bir veri kaynağı oluşturur. Her sağlam veri virüse karşı bir silahtır. Bakanlığımız sağlık teknolojisinde olduğu gibi bu veriler ve bu verilerin işlendiği sistem konusunda da insanımıza güven verecek üstünlüğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin her yerinden anlık olarak gelen verileri tek bir sistemde toplamaktadır. Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin küçük bir hastanesinde yatan bir hastasının ateşinin günde kaç kez ölçüldüğünü bilgisine sahiptir. Hangi hastanemizde kaç yatak boştur, kaç yatak doludur? Bunlar bizim rutin bilgilerimizdir. Koronavirüsle mücadelenin çok iyi organize olmuş İşine son derece hakim uzmanlar tarafından yürütüldüğünü bilin. 1 milyon 100 bini aşkın profesyonelden oluşan sağlık ordumuzun her an her özveriye hazır olarak işinin başında olduğunu bilin. Fakat bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden taviz vermeyin. Bugün üzerinde bilhassa durduğum konu filyasyondu. Bu sistemli mücadele gözle görülür sonuçlar veriyor. Tablolar dikkatle bakıldığında üstesinden geleceksiniz direnin diyor. Vaka tespitinde başarılıyız. Hasta tedavisinde başarılıyız. Yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt izolasyonu artır. Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız. Şimdi her gün olduğu gibi mevcut durumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü test sayımız 33.070 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan 4062 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız 65111'e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu. Dünyada hastalığın artış eğimi, yapılan test sayıları, pozitif çıkma oranları yoğun bakımda takip edilen hastalar ve ölüm oranları gibi farklı değişkenler dikkate alınarak ülkeler arası bir kümeler analizi yapılmaktadır. Birbirine benzerliklerine göre üç farklı model göze çarpıyor. Nüfusa göre sınırlı vakaların görüldüğü, doğrulanmış vakaların az olduğu veya bildirilmediği ülkeler en büyük kümeyi oluşturmaktadır. Fransa, İngiltere, İran ve Çin ortak özellikleriyle birbirine yaklaşmış durumdadır. Türkiye sözü edilen bu iki grubun arasında bir yerde durmaktadır. Yönetim becerimize, hastalıkla mücadele başarımıza göre yerimiz değişebilir. Eğer yönetim becerimizi ve hastalıkla mücadelemizi bu yönde başarılı bir şekilde sürdürebilirsek, daha az görülen ülkeler kısmına doğru kaymış olacak. Değilse İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelere doğru bir eğilim içine girme potansiyeli taşır. Avrupa ülkelerinden İspanya ve İtalya ise kendilerine has ayrı bir konumdadır. Amerika ise zaten hasta sayısı ve ölüm oranları bakımından tamamen kendi başına tüm dünyadan ayrılmaktadır. Tabloda da görüyorsunuz. Son olarak yoğunluk haritalarını görüyorsunuz. Genel Türkiye haritası, buradaki dağılım Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır